Pop müzikte de aslında genç arkadaşlarımız dediği gibi şakacı şukacı böyle eğlenceli ama bizde de 70'ler 80'ler ve 90'lardan sonra maalesef e, çıkmıyor Türk sanat müziğinde olduğu gibi. Çünkü neden? Çünkü neden? Her şey makineleşti. <laughs> Gerçek duygularla yazılan hani ben sahnede de <laughs> bir 90'lar bölümüm var orada da başlamadan önce diyorum ki bu şarkılar benim değerli arkadaşlarım tarafından gerçek kalemlerle gerçek A4 kağıtlara yazılmış sözler notalar yani yaşanılan şeyler yazılmış ama şimdi maalesef aşklar çok çabuk ilişkiler sahte onun için de gerçek şarkılar tam çıkamıyor yani binde bir tabii ki var ama sevgili Kamran Akkor'un dediği gibi de e, daha böyle eğlenceli, daha gençlere hani böyle işte rapler şunlar bunlar daha şaka şuka şeyler. Yani pop müziğinde yine bir şeyler çıksa da Türk sanat müziğinde hiç yani neredeyse yok gibi. Bizim zamanımızın çok <laughs> romantikti müziği. Şimdi e, güncel şarkılarla, güncel hareketlerle yapılıyor kolay e, sözlerle. O romantik şarkılarımız Belki yok. Belki kolay yaşanıyor diye mi her şey? Çok çabuk tüketiliyor her şey. Yani bana mesela diyorlar ki işte neredesin? Halbuki ben iki senede bir bir single yapıyorum. Hani her iki senede bir işte dört sene önce gidiyorum yaptım Soner'in bestesi sözü. İki sene önce e, bekle yağmur geliyor yaptım. İki sene geçti şimdi bunu yaptım. Ondan önce Yeliz'in <laughs> en iyileriyle çıktı. Ondan önce albüm vardı falan. Ama işte çok çabuk tüketiliyor ya. Ben de zaten şarkı hani yok, hani bizim hmm. şey yapacağımız sahnede de zaten ben e, Türk sanat müziği, 80'lerin sonuna doğru böyle pop müziği bir düşüşe geçmişti. Hepimiz Türk sanat müziği ve arabesk okumuştuk. E Benim e, gırtlak olarak aldığım iki örnektir Kamuran Hanım ve Gönül Hanım çok ve Muazzez Abacı. Ben onları dinleyerek hep e, kendimi çalıştırmışımdır. Türk sanat müziğini de çok sever. Onun gırtlağı başkadır. Pop'un ayrıdır. Türk sanat müziğinin ayrıdır. Tabii. tabii. Ee, ben de sahnede okuyorum. Zaten <laughs> albümleri de okumuştum. <laughs> Gündüzüm Senin'i okudum. Saadet'in Kaynak şarkısı bile okumuştum tabii ben ki. albüme. Ee, Kamran Yarkın ve Erol Sayandı hocalarım. Evet, evet. Ee, yani güzel zamanlar Geçirdik biz güzel evet ya Halen bu, bu ne dünya kardeşim değil mi? Yani o onu ben şeye koymuyorum Şarkı <laughs> Ama çok güzel o, Ya o çok güzel. güzel de Ben onu daha yeni yeni seviyorum biliyor musun Evet <laughs> e Çünkü artık Anlatmaktan herhalde insanlara da gına gelmişti Ben onu okumamak için 4 gün kaçtım stüdyoda <laughs> e İşte çocuktum Zaten kaç 15-16 yaşında Başladım bu işe ee, kırmızı paltomla okuldan gelirdim. Atil abi, Nurlar'la uyusun, Atil Özdemiroğlu. Dördüncü gün yakaladı beni. Nereye dedim, nezleyim, nezle okuyamayacağım. <laughs> Nezleli ses çok güzel çıkar, gir oku dedi. İşte yalanla, bu ne dünya? Zaten ona düşünsene yani 45 sene geçmiş hala çocukların bile dilinde yani bu tip e, şarkılar maalesef artık gelmiyor. Benim evdeki tek eski plan. Ben de çok hatırlamıyorum. Çocukluğum benim orada. Biz Almanya'da büyüdük. Ben o şarkıyla eğleniyormuşum. <laughs> Eğleniyormuşsun. Aynen. <laughs> ben yani beni şey... o şarkıyı koyup beni mutlu etmeye çalışıyormuş. Aynen. Ben bir şey hatırlıyorum. O zaman hani milli maç, maçlar 75-76-77 yılları falan. Ee, bir milli maç vardı. Sanıyorum Almanya'da mıydı? yani Avrupa'daydı. Ee, ve gazete yazmıştı milli maaştan sonra bu okunmuştu. Ay nasıl gururlanmıştım ben. <laughs> Ama daha yeni yeni seviyorum şarkıyı. Çünkü şarkı dünyaya artık çok uydu. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Günümüz Eskiden de. çocuktum, anlamıyordum. <laughs>